Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Nisan 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Nisan hareketli bir ay. Hayata bakışınız, beklentileriniz biraz daha büyüyor, ufkunuz gelişiyor, vizyoner olduğunuz bir aydasınız. Hareket de var, güzel seyahatler, tatiller de olabilir tabii ki. Ticari konularda da aktif bir aydasınız. Yeni ayla başlıyoruz bu aya. 1 Nisan'da Koç burcunun 11 derecesinde yeni ay doğacak 3. evinizde. Bu yeni ay Merkür'le birleştiği için özellikle fikirler, düşünceler, hareketler, anlaşmalar, sözleşmeler, eğitim gibi konular, ticari aktivitelerde çok etkili bir yeni ay. Cesaretiniz artıyor, inisiyatifiniz artıyor. Bu yeni ay ile beraber iş görüşmeleri olabilir, bazı anlaşmalar gündeme gelebilir, iş seyahatleri, mesleki eğitimler olabilir. Bir eğitime başlayabilirsiniz örneğin. Yakın çevre ilişkileri, kardeşler, akrabalarla bağlantılı konular da olabilir yeni ay gündeminizde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 11 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer öyleyse bu yeni ay tesirleri sizin için çok daha önemli olacaktır, etkili olacaktır. Evet, bu ay Satürn Kova burcunda, burcunuzda, Mars ayın 12'sine kadar burcunuzda ilerliyor. Mars ve Satürn 5 Nisan'da burcunuzda kavuşacak. Bu çok önemli ve güçlü bir gezegen kombinasyonu ve tabii ki burcunuzda olduğu için sizi de çok etkileyecek. Aslında toplumsal alanlarda, kolektif alanda tesirlerini hissedebileceğimiz bir etki. Kıran-ı Nasrein denilen sert ve güçlü bir açıdır bu. Toplumsal olaylar, doğa olayları, savaş gibi enerjileri arttıran bir açıdır. Tam yükselen burcunuzun üzerinde olması sorumlulukları arttırıyor. Üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Kısıtlayıcı koşullar olabilir. Biraz daha psikolojik olarak depresif bir etki var. Ama mücadele gücünüz yüksek. Yani son derece inatçı, sert ve savaşçı olduğunuz da bir dönemdesiniz. Liderlik özellikleriniz de güçlü. Mücadele gücünüz arttığı için sorunlar olsa bile hayatınızda, sorumluluklar artsa bile bunlarla mücadele etme gücünüz de var. Fiziksel olarak biraz da eklemler, kaslar hani böyle zorlanabilir. Sakarlıklar, kazalar, vurma, çarpma, kırma gibi durumlar olabilir. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Siz ya da hani çevrenizdeki kişiler, aileniz, ebeveynler, özellikle yaşlı ve olgun kişilere daha fazla dikkat etmekte fayda var. Sağlık sorunları, tansiyon sorunları, kronik sağlık sorunları nüksedebilir. En azından hani bunları yönetmek biraz daha zorlaşabilir. 5 Nisan ve yakınlarında dinlenmeye çalışın. Kendinizi çok zorlamayın. Öyle sabırsız hareketler, işte risk almamaya çalış. Mesela spor yapıyorsanız özellikle eklemlerinizi, kaslarınızı korumanız gerekiyor. Çok ağır sporlar yapmayın. Önlem almanız gerekiyor. Daha temkinli olmanız gerekiyor. Mars ayın 12'sinde zaten artık burcunuzdan ayrılacak. Kova'dan ayrılıp Balık burcuna geçecek. Venüs ise 5 Nisan'dan itibaren Balık burcuna geçecek. Venüs iyicil bir gezegen. 5 Nisan'dan itibaren hani parasal alanınızda bir iyileştirme getirmeye başlıyor. Asıl 12'sinde güzel bir pozisyon var. Güçlü bir gezegen kombinasyonu var. Balık burcunda Neptün'le Jüpiter birleşecek. Bu iki gezegen 13 yılda bir bir burçta kavuşurlar ama en son Balık burcunda 1856 yılında kavuşmuşlardı. Bir gezegen pozisyonu ne kadar ender oluyorsa o kadar güçlüdür. Dolayısıyla tesirleri çok önemli. Yani tüm toplum, dünyayı etkileyecek, insanlığı etkileyecek bir açıdan bahsediyoruz. Sizin bireysel olarak ikinci evinizde olacak bu. İkisi de çok güçlü Balık burcunda, yönetici pozisyondalar. Ve daha iyimser, iyileştirici etkiler getiriyorlar. Ve kaynaklarınız alanında, parasal gelirlerinizle ilgili alanda şanslı ve iyileştirici bir etki var. Para kazanma anlamında ilham veren bir etki var. Yani bu belki size güzel iş fikirleri, yani yeteneklerinizi değerlendirip para kazanabileceğiniz imkanlar getirebilir, yardımlar getirebilir. Parasal bir sorununuzu çözebilirsiniz, destekler alabilirsiniz. Güzel ve güçlü bir etki, bunu iyi değerlendirmeye çalışın. Çok hayalperest olmayın ama ideallerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirme fırsatı da olabilir tabii ki. Evet, ve ayın 16'sında Terazi burcunda bir dolunay var. 9. evinizde meydana gelecek. Plüto ile etkileşimde olan güçlü bir dolunay. Bu dolunay
sizi hayata karşı hani büyük pencereden bakmanız, daha idealist ve vizyoner olmanızı sağlarken bazı ideallerinizi size kavuşturabilir de. Bu dolunay ilişki dinamiklerinizi, iletişim trafiğinizi arttırıyor. Eğitim hayatınızda, akademik konularda hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Güzel seyahatler olabilir. Hani bu ayda bunları gerçekleştirebilirsiniz ve hani ileriki dönem için bazı tatil ve seyahat planları organize edebilirsiniz. Uzaklarda yaşayan kişilerle ilgili konular, akrabalarınızla ilgili, sizin ya da eşinizin yakınları, akrabalarıyla da ilgili bazı önemli etkiler ayın ikinci yarısını şekillendirebilir. Medya, sosyal medya, internet üzerindeki işlerinizden sonuçlar alabilirsiniz. Hukuksal işlerinizde bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Özellikle yurt dışı, uzaklar, uluslararası konular. Bu alanlarda, yani biraz daha sınırlarınızı genişlettiğiniz alanlar, hedeflerinizle ilgili alanlarda da bu dolunay çok güçlü etkiler getirebilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda 26 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın sizin için etkili olacağını söyleyebiliriz. Evet, ayın ikinci yarısında dolunay tesirleri gündemde olacak. Artık ayın 25'inden sonra Venüs balık burcunda ilerliyor. İyicil bir etki Neptün'le birleşiyor. Ayın son günlerinde Jüpiter'e iyice yaklaşacak. Maddi konularda iyileşmeler ve güzel sürprizler, şanslar, fırsatlar gündemde olabilir. Bunu dikkat edin ve iyi değerlendirmeye çalışın. Ve 30 Nisan'da Boğa burcunda bir güneş tutulması var. Ayı tutulmayla tamamlıyoruz. Ama bu ayla sınırlı değil. Özellikle önümüzdeki Mayıs ayında ve birkaç ay etkili olabilecek önemli bir tutulma bu. Sizin için de çok belirgin bir tutulma. Ev, yuva, aile gibi konularda özellikle daha kadersel etkiler ortaya çıkarabilir. Toprak, emlak, gayrimenkul, yatırım alanlarınızı destekleyebilir. Tutulma ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Astrofani Demet Baltacı YouTube kanalımda güneş tutulması videonuzu da izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.